Marka tescilli yaptırmak isteyip markasının tescilli olduğu ya da benzer bir markayla çok yakın olduğunu raporuyla karşı karşıya gelen firmalar çok, bir hayli çok hem de. Günde belki 10 kişi soruyor ancak 7'si, 8'i, 6'sı bu sonuçla karşılaşıyor. Bunun birkaç sebebi var. Birincisi, başından bu markanın tescil etmeden önce, yani bir ticareten kullanmadan önce bir tescil bürosuna, işte bir vekile sormadıkları için direkt kullanıma başlıyorlar. Ve bu kullanım bir yere geldikten sonra tescil etme zorunluluğu getiriyor. İşte gerek KOSGEB, gerek de devlet kurumları için gerekli halde olabiliyor veya bir ihtilaf olmuş oluyor. Ben bunu tescil etmek istiyorum, gereksinimi duyuyor ve başvuru yapıyor. Akabinde bu sonuçta karşılaşabiliyor. Şayet birebir tescilli değilse, benzer bir markayla çok yakinen değilse ve zayıf bir markaysa bazı ekler getirilerek alınabiliyor. Ancak bu az önce söylediğim gibi zayıf markalar ise, yani onu daha sonra farklı bir soruda açmış olalım. Çünkü çok daha içerikli bir şey. Zayıf marka, güçlü marka. Bu ikiye ayrılıyor ve bunların bir sonraki safhatte açmış olalım. Şu an itibariyle bununla ihtiva etmiş olalım. Zayıf marka ise önüne veya arkasına gelecek, sektör eki olmayacak, jenerik bir ekle tescil edilebiliyor.